Merhaba, ben Mert. Gençlerde eksiklik olarak ne görüyorsunuz? Hepsinin canının yandığı konu sevgi. Genç kızlara sorun, en büyük dertleri sevgidir, sevgisizlik. Gençlerin en büyük derdi, erkek delikanlılar, onların da sevgisizliktir. Güzelliği görememektir, estetik aramalarıdır. Sokağa gidiyor, güzel bir şey bulamıyor, göremiyor. Bahçeye çıkıyor, güzel bir şey göremiyor. Yani bir pejmür delik, bir perişanlık birçok yerde var. Yani birçok şey işlevsel, insanlar kıyafet giyiyor, söylediğim, anlattığım, meşhur olan bir konu. Sadece ihtiyaç kadar. Güzellik amacıyla değil. Sadece ihtiyacını görmek için. Böyle olmaz. Bahçe önleri, evler, sokaklar, ayakkabılar, saçlar, kaşı, gözü, her şey güzel olacak insanların. Hayvanlar güzel olacak, bakımlı olacak. Müzik güzel olacak, resim güzel olacak, heykel güzel olacak. Meydanlar güzel olacak, temiz ve bakımlı olacak. Cennet ortamında yaşayacak insanlar. Herkes birbirine halatı soracak, selam verecek. Herkes birbirini gördüğünü merhaba diyecek. Tanışacak, konuşacak, arkadaş olacaklar. İnsanlar birbirine şüpheyle değil, dostça yaklaşacaklar. Böyle günler Mehdiyet döneminde Allah tarafından bize bahşedilecek güzelliklerdir. Bunun oluşması için de kısa bir dönem kaldı inşallah. Gayret edelim, devam edelim, olacak. İnşallah. Kadınlar neden güzel olmak zorunda? Kadın zaten güzel yaratılmış bir varlık. Kelebekler, kuşlar. İşte kelebek güzel olmak zorunda. Kuşlar güzel olmak zorunda. Allah da güzeldir. Allah güzelliği sever. İnsanlar güzel olmak zorundadır. Yani eğer güzellik yoksa kainatın bir amacı olmaz. Allah güzel olsunlar diye kainatı yaratıyor ve Allah güzeli seviyor. Cenneti de güzel yaratıyor. Güzeli sevmemizi istiyor. Sevginin zaten kökeni güzelliktir. Güzellik de sevgi iç içedir. Güzellik olduğu için sevgi olur. Sevgi olduğu için de güzellik olur. Yani ikisi bir bütündür. Sevgi güzelliğin ruhudur. Güzellik bedenidir. Allah sonsuz güzeldir. Tecellisi de sonsuz güzeldir. Bitkileri, her şeyi çok güzel, altın oranla, biçimli ve simetrik yaratır. Kadınlar da güzel olacak, herkes güzel olacak. Çocuklar güzel olacak, bitkiler, eşyalar, bütün kainat güzel olacak. Ahir zamanda bunu göreceğiz. Ama şu an eşyalar güzel değil, evler güzel değil, sokaklar güzel değil, birçok insan güzel değil, kadınların güzelliğine önem verilmiyor. Kadınların güzelliği suç gibi gösteriliyor. Güzel olan kadın hakarete uğruyor, baskıya uğruyor. Çirkinleştiğinde ses çıkartılmıyor kadına. Bakımsız olduğunda ses çıkarılmıyor. Yani güzel kadın teşvik edilmiyor. İnşallah öyle bir devir gelecek ki her yer cennet gibi olacak ama kısa sürecek. Mehdiyet devrinde bunu göreceğiz. İnşallah. Evet. İttihat-ı İslam'a karşı direniyorlar. İnatla. Mehdiyet deyince adamlar sıçraya sıçraya kaçıyor. İttihat-ı İslam deyince 100 kilometre öteye kaçıyor. Ondan sonra diyor ki felaket dursun. Felaket durmaz. Allah durdurmaz felaketi. Tek çözüm Müslüman'a birlik olması ve velayet sisteminin gelmesi. Yani herkesin birbirini koruyup kollaması. Kardeş olması. İttihat-ı İslam'ın dışında bir çözüm olmaz. Yani Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmaz. Allah bunu gösteriyor. Daha hala anlamazdan giriyorlar. İttihat-ı İslam olduğunda o gün o saat şıp diye bütün bela biter. İttihat-ı İslam olmadığında bu felaket haberlerini her Allah'ın günü dinleriz. Evet. Yani İttihat-ı İslam olmasa ne mahsur var ya? İttihat-ı İslam'ı oluşturun, bitsin. Dakikasında, saniyesine durur her şey. Takıyorlar, Sünniler daha üstündür. Şiiler diyor ki biz daha üstünüz. Ya Sünni, Şii diye bir şey yok. Müslümanlık vardır, Kur'an vardır. Kur'an Müslümanlığı vardır. Bunun dışında yol olmaz.